Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan yapımı çok kolay ama çok da lezzetli bir pasta tarifim olacak. Kokoslar pasta. Hem de porsiyonluk hazırlayarak göze de mideye de hitap etmiş olacağız. Pastamızı yapmaya başlayalım. Bunun için ben 2 paket petibör bisküvi kullanacağım. Sade bisküvi kullanıyorum. Şöyle elimizle biraz küçültelim. Bir kaseye bisküvilerimizi ıslatmak için 1 su bardağı süt katıyorum. İki buçuk yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Yoğun bir tadı olsun istiyorsanız kakao miktarını biraz daha artırabilirsiniz. 100 gram eritilmiş tereyağı veya margarin ilave edelim. Bunları karıştıralım. Ve bu karışımı bisküvilerin üzerine katalım. Bisküvileri karıştıralım. Bisküvilerimiz hazır. Bir kenarda bekletelim. Başka bir kapta krem şantimizi hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı soğuk sütü kabımızı alıyorum. Bir paketin içerisinden 2 tane krem şanti çıkıyor. İkisini de kullanıyoruz. Sütümüzün üzerine katıyorum. Ve çırpalım. Çırptığımız krem şantinin üzerine 2 su bardağı Hindistan cevizi katıyorum. Bir yemek kaşığı da eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. Eğer krem şanti ve Hindistan cevizi yeteri kadar yoğun olmadıysa yarım su bardağı kadar daha Hindistan cevizi ilave edebilirsiniz. Sıra şekillerini vermeye geldi. Ben böyle streçle kapladığım bir bardak kullanacağım ama siz isterseniz kase de kullanabilirsiniz. Yeter ki içerseniz streçleyin. Öncelikle Hindistan cevizi krem şantili karışımımızdan tabanına dolduruyoruz. Biraz da bastırıyoruz. Üstüne de bisküvili harcımızdan katıyorum. Ve onu da aynı şekilde yayarak bastırıyorum. Streçle toparlıyoruz. Şöyle ağız kısmından bükelim. Ve bardağımızdan çıkartalım. Bir tepsiye alalım. Kaseyi veya bardağı streç yerine buzdolabı poşetiyle de kaplayabilirsiniz. Hatta daha pratik oluyor bu şekilde. Ben bunu da buzdolabı poşetiyle kapladım.
kalıbı poşetinde toparlayalım. Şöyle birazcık bükelim. Ve bardağımızdan çıkartalım. Tepsimize yerleştirelim. Hepsinin şekillendirme işlemi de bitti. Toplamda birisi bir tane küçük de olsa 7 adet çıktı. Kokostar pastalarımızı buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim. Pastamızın üstüne çikolata sosu için küçük bir tencereye bir paket kremayı alıyorum. Ocağı alıp tam kaynatmıyorum ama kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Isıttığım kremanın içerisine 80 gram sütlü çikolata katıyorum. Böyle bir çikolata yoksa elinizde bir çay bardağı kadar damla çikolata da katabilirsiniz. Karıştırarak içerisinde eritiyorum. Soğuduktan sonra buzdolabına alalım ve buzdolabında kıvam alana kadar bekletelim. 1 saat kadar buzdolabında beklettiğim pastalarımı şimdi çıkardım ve poşetlerinden alalım. Ve servis tabağına bırakalım. Poşetinden gördüğünüz gibi çok çabuk ayrılıyor. Pastalarımızın üzerine çikolata sosumuzu gezdirelim. Pastalarımızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben biraz toz fıstıkla süsleyeceğim. Fıstıkların üzerine de yazın dalından toplayıp böyle buzlukta sakladığım böğürtlenlerden koyuyorum. Hem göze hem de mideye hitap eden muhteşem pastalar yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.